Karakoçan'da liseye kadar Karakoçan'da okudum. Daha sonra üniversiteyi Dersim'de okudum. 5 yıla yakındır da öğretmenlik yapıyorum. Tabii bu süre zarfı içerisinde de hep mücadelemizin içindeydik. Aslında mücadelemizin içinde doğduk. Mücadelemizde kendimi, kadın kimliğimi tanımaya başladım. Sürekli arkadaşlarla çalışmalarımızdaydık ve bu süre içerisinde kendimde artık Karakoçan için bir şeyler yapmak istediğimi ve partimizin nezdinde de eş başkanlığı benimsediği için bir kadın eş başkan olarak aday olmaya karar verdim. Önceden partide arkadaşlarımızla çalışma yürüten biriyken şimdi bu halkın bir adayıyım. Bunun da verdiği bir gurur tabii ki var. Halkımız, annelerimiz, özellikle annelerimizde bunu görebiliyorum. Gençlerimizde bunu görebiliyorum. Çünkü mevcut Karakoçan'ımızın sorunlarını birebir yaşayan biriyken şimdi o sorunlara çözüm odaklı olan biriyim diyebilirim. İşlerimizin birçoğu ekonomik kaygılar diyorlar ama bu bütün Türkiye metropollerinde de var ama Türkiye metropollerindeki gençlerin hiçbiri gitmiyor. Kürdistan'daki gençler sürekli göçe zorlanıyor ve burada sosyal alanların olmaması ve iş istihdamının olmamasıyla en büyük etkenlerden biri oluyor. Gençler için Gençlik ve Kültür Merkezi adı altında hem kültürel bazda kültürümüzün devamı için hem de gençlerimizin sosyal anlamda bir araya gelip bütünleşip kendini geliştirebileceği bir alan oluşturmak istiyoruz. Ve iş istihdamı gençler için burada sağlamak istiyoruz. Kayyum zihniyetinin en büyük düşmanlığı kadına yöneliktir ve bunu görüyoruz. Belediye içerisindeki bütün kadın birimlerini en başta kapatarak bu politikasını sergiledi ve diyoruz kadınlar yaşamın her alanında, biz bu yaşamın her alanında olduğunu belediyede de göstereceğiz ve kadın atölyeleri kurmak istiyoruz. Kadınlarımız dört duvar arasına kapatılmış bir şekildedir. Biz bunu yıkmak istiyoruz. Kadınlar için kadın atölyeleri kurmak istiyoruz. Kooperatif kurmak istiyoruz ve belediye bünyesinde kadın birimlerini tekrardan oluşturacağız. Diyoruz kadınlar yaşamın her alanında, özellikle de aktif siyasette yer almalarını da istiyoruz. Evet, Karakoçan, Dersim, Bingöl üçgeni arasında kalıyor. Bu üçgen arasında olan Peri Vadisi çok önemli bir bölgedir, havzadır burada. HES'lerle, barajlarla yok edildi. Peri suyu artık kalmadı diyebiliriz. Bunun için yenilenebilir enerji üretmek istiyoruz ve doğamızı daha güvenilir bir hale getirmek istiyoruz. Hem halkın isteğiyle üretilecek projeler halkın yaşam alanlarına zarar vermeden, üretebildikleri faaliyetlere zarar vermeden olacak çalışmalardır projelerimiz. Ve diyoruz aslında en kötü noktası da çevrenin çöp alanlarına, çöp yığınlarına çevrilmesi, doğanın tahrip edilmesi. Bunun için de elimizden ne geliyorsa yapacağız. Evet, Karakoçan bir deprem fay hattının ortasında kalıyor ve altı sulak bir arazi. Yapılan binalar zeminine kadar sağlam olduğu düşünülse de zemini sağlam değil. Karakoçan evet bir deprem fay hattının ortasında kalıyor ve aynı zamanda zemini de sulak bir zemin. Yapılan binalar ne kadar sağlıklı olsa da zeminin sağlıklı olmadığından kaynaklı depreme dayanıklı değil. Mevcut binalara değil ama yeni yapılacak binalarda depreme dayanıklı alanlarda imarın verilmesine yöneliktir projelerimiz ve kat sayısındaki arttırımı değil depreme göre dayanıklı olabilecek şekildedir. En fazla 3 kata kadar veya 4 kata kadardır izin. Kararlarını, halkın da görüşlerini tabii ki alarak bu şekilde projelerimizi uygulayacağız, hayata geçireceğiz. Ben eğitimciyim ve özel bireylerin öğretmeniydim. Görüyoruz yaşamda onlar hep yok sayılıyor, her alanda yok sayılıyor ama biz diyoruz bu başlık adı altındadır hayata geçireceğimiz projelerimiz. Diyoruz en başta kaldırımlar olacak, sokaklar, onların rahat bir şekilde hayatını sosyal alana katılabileceği bir şekilde yaşama faaliyetleri sürdürebileceği şekilde olacaktır. Ve onun özel bireylere yönelik atölyelerimiz olacak. O yaptıkları atölyelerde yaptığı çalışmalarımızı halka sunulacak. Ve aynı zamanda gündüz kreş ve gündüz bakım evleri belediyemiz bünyesinde açılacaktır. Hem çocukların eğitimi açısından ve hem de kadınlarımızın gelip katılabileceği kurslara rahatlıkla, gönül rahatlığıyla katılabilmesini sağlamaktır. Hepsi bir bütündür ve Karakoçan'ın en başlıca hayvanlar üzerinden sormuştunuz. En büyük sokak hayvanlarımız çok fazla. Hem halkımız için güvenilir bir ortam olmuyor ve hem de sokak hayvanlarımız için güvenilir bir ortam olmuyor. Yapılan mevcut barınağın barınak gibi olmaması ve onlar için hayvanların yaşayabileceği, yaşamını sürdürebileceği güvenilir bir barınak ortamı oluşturmak ve o barınakta artık hayvanların bakımını üstlenmek istiyoruz. Ve halkın da en yoğun taleplerinden biri de budur diyebiliriz. Cafer Oğur 1970 Karakoçan Karsini, eski ismiyle yeni ismiyle Bazlama köyünden doğdum. Evliyim, 2 çocuğum var. Çocuklarım yurt dışında yaşıyor. Şu anda eşimle beraber buradayım. 1984'e kadar burada yaşadım. 84'te İstanbul'a gittim. Orada belli bir süre kaldıktan sonra 87'de İsviçre'ye gittim. İsviçre'de uzun yıllar siyasi çalışmalar içerisinde oldum. Bu sene artık tekrar ülkeme dönüp burada siyasi hayatımı sürdürmek için geri döndüm. Şimdi kayyum pratikleri zaten bugün başlayan bir şey değildir. 2002'de beri mevcut hükümetin başa geldikten sonra sürdürülmüş olduğu bir sistemdir. Yani ismi AKP olabilir ya da kayyum olabilir. Ama zihniyet aynıdır. Aynı zihniyetle yönetilmiş. Aynı zihniyetle yönetildiği için de Karakoçan'a bugüne kadar hiçbir şey yapılmamıştır. Güzelim Karakoçan arkamızda görüyorsunuz. Çok şirin bir ilçemizdir ama hak ettiği yere bir türlü ulaşılmamış. Bu da yapılan bilinçli bir siyasettir. Şimdi ben bunu hep diyorum, deveye sormuşlar. Boynun eğri demiş, nerem doğru ki? Karakoçan'da hiçbir şey yapılmamış ki. Karakoçan başta sona kadar sorunlarla doludur. Yani mevcut yönetimin şu anda yaptığı bir siyaset vardır. İşte biz hükümetiz, biz geldiğimizde yeniden Karakoçan'ı daha böyle güzelleştireceğiz laflarıyla, safsatalarla ortaya çıkıyorlar. Oysa zaten 22 senedir iktidarlar, 22 senedir Karakoçan'da bir taş üstüne bir taş koymamışlar. Bu anlamıyla da bundan sonra da bir şey yapacaklarına inanmıyoruz. Ama Karakoçan'da oldukça yoğun sorunlar vardır. Altyapısı yoktur. Karakoçan'da iyi sahaları oluşturulmamıştır. Bundan dolayı Karakoçan'ın başta sona birçok sorunu vardı. Yani bir sorun, 2 sorun olsaydı anlatabilirdik. Ama Karakoçan'ın ne altyapısı ne üst yapısı hiçbir şeye şey değildir. Buraya gelirken Songül Eş Başkanımla ve parti meclisimizle beraber yaptığımız bir çalışma vardır. İlçe eş başkanlarımızla beraber. Biz 23 tane proje, yani bunu biraz da espriyle karışık Elazığ plakasıyla birleştirdik. Tabii bunun alt şeyleri de vardır. Ama biz şu anda 23 projeyle Karakoçan'da bu projelerimizi de gerçekleştirmek amacıyla geliyoruz. Yani bazıları gibi öyle 50-60 tane proje sunarak değil, sunduğumuz projeleri tamamıyla gerçekleştirip, ama sadece biz bu sorunları, bu projeleri belirttik diye bu projeleri sadece yapıyor değiliz. Halkçı belediyecilik diyoruz. Halkçı belediyecilikte yarın önümüze başka şeyler çıkacak. Onları da projelerimizin içine alacağız. Yani bu 5 yıllık süre içerisinde sadece bu 23 projeyle değildir. Halkta gelecek olan projeler, esnafta gelen projeler, iş insanlarımızda gelen projeleri de değerlendireceğiz. Yani şüphesiz ki tabii biz diyoruz, biz halkçı bir belediyecilikle gelmek istiyoruz. Zaten DEM Parti'nin sloganı da odur. Halkla beraber yönetmek. Biz halkımıza soracağız. Biz sadece var olan projelerimiz değildir. Artı projelerimiz olacaktır. Biz yazdığımız projeler sadece bir ön proje diyelim. Daha çok projelerimiz olacaktır. Yani bu projeleri biz önümüze koyarken hani böyle uçuk projeler onlar gibi koymuyoruz. Bugün geliyoruz, yarın her şeyi bitiriyoruz demiyoruz. Tamamıyla Karakoçan halkıyla beraber bu projeleri yapacağız. Halkın istediği projeleri yapacağız. Yani ilk projemiz yoktur. Halkımızın istediği ilk proje neyse onunla başlayacağız. Şimdi gençler için ilk yapacağımız şey şudur. Gençlere hizmet edebilecek, gençleri burada durdurabilecek projeler üretmemiz lazım. Yani biz bu gençleri nasıl burada durdururuz? Gerçek anlamıyla, yani bölgede, Kürdistan'ın her tarafında gençlik Avrupa'ya ya da metropollere akın ediyor ama Karakoçan'da bu biraz daha fazladır. Karakoçan'da gittiğimiz her ailede en az 4-5 tane çocuğu Avrupa'dadır. Avrupa'da yaşıyorlar. Avrupadan besleniyorlar. Onun için bir özenti var. Aynı zamanda bir de bilinçli bir politika vardır. Yani gençlerimizi gerek siyasi, gerek ekonomi, gerek politik nedenlerle korkutarak ya da baskı altına alarak yurt dışına çıkmak zorunda kalıyorlar. Biz bu gençlerimize yeni projeler üreterek, iyi sahaları yaratarak bu insanlarımızı burada durdurmaya çalışacağız. Bugüne kadar gidenlere belki döndürme imkanımız olmayacak ama bugünden sonra gençlerimizin yurt dışına çıkmalarına ya da metropollere gitmesine ne kadar engel olabiliyorsak o kadar, yani bunu şey anlamda söylüyorum, iyi sahası açarak, başka türlü engel olunamaz tabii, gençlerimizi göndermemeye çalışacağız. Karakoçanlar yazın mesela izine geldiklerinde bir Yozgatlı, bir Ankaralı, bir Afyonlu, Marmaris'i, Bodrum'u, Kuşadası'nı düşünürken Karakoçanlar uçağa ya da arabasına atladığı gibi ilk gün Karakoçan'a gelmek istiyor. Karakoçan'da çok sayıda iş insanlarımız vardır. Eğer belediye olarak biz onlara önünü açarsak, ön ayak olursak birçok iş imkanı da burada sağlayabiliriz. Burada devlette sadece beklemek değil, bizim halkımız da buraya yatırım yapacaktır. Buna da inancımız sonsuzdur. Bildiğim için, tanıdığım için iş insanlarımız eğer burada bir ön ayak olursak çok rahatlıkla iş sahalarını burada açabiliriz ve gençliğimiz de burada kalacak o zaman. Tabii ki şimdi Ohu Deresi gerçek anlamıyla her iki tarafı şu anda atıl kalıyor. Atıl kaldığı için Ohu Deresi'ne her iki tarafını rahatlıkla bir mühendislikle eğer dizayn edilirse hem orada değişik kafeteryalar, restoranlar, kadın kooperatifleri olabilir. Bir tarafında pazar yeri için düşünüyoruz. Aynı zamanda Kalecik Deresi var. O da aynı durumdadır. Yazın insanlara gidiyoruz. Orada okullar vardır, okullara gidiyoruz. Herkes orada çıkan kokuyu, çıkan şeyi anlatıyor. Hem ıslah edip temizlemek hem de etrafını güzel park alanları, yeşil alanlar, ağaçlandırma yapmak istiyoruz. Şu anda var olan pazar yeri gerçekten adeta bir gece kondu şeyini anımsatıyor. Yani pazardan başka her şeye benziyor. Biz onu Ohu Deresi'nin kenarına güzel bir dizaynla oraya taşımak istiyoruz. Hayvan pazarı tamamen sözüm ona yapmışlar ama sadece bir baraka yapmışlar ama atıldır, hiç çalışmıyor. Senede bir gün, sadece Kurban Bayramı'nda bir gün çalışıyor. Onun dışında hiçbir çalışma yok. Biz onu da projelerimizi içerisine aldık. Onu Kerkük'te bir de Aşkale'de bir hayvan pazarı modeli vardır. Biz onu biraz araştırdık. Onu daha geniş detaylandırıp burası da aynısını yapmak. Yani sadece pazar yeri olarak hayvan pazarı değildir. Aynı zamanda etrafında başka işlerin de olduğu, köy ürünlerin satıldığı bir merkez de yapmak istiyoruz. Deprem toplama alanı yapmaktır. Bu büyük bir aciliyettir. Aynı zamanda depremde kurtarma ekipleri yoktur burada. Bir kurtarma ekibinin, yani geniş çaplı bir kurtarma, gerek gönüllü gerekse profesyonel çalışacak, profesyonel yapacak kurtarma ekibini düşünüyoruz. Bunu belediye bünyesi altında yapacağız. Bunun dışında bugüne kadar yapılan imar planları tamamen depreme dayanıksız ve gerçekten biliyorsunuz Doğu Anadolu fay hattı üzerindedir Karakoçan. Her gün bilim insanları da her deprem konuşmasında mutlaka Karakoçan geçiyor. Karakoçan tamamen şu anda imar verilen bölge su üzerine, yani göl gibidir. O temeller kazılınca bile sular fışkırıyor. Tarım alanlarını imara açmışlar ama var olan imara açılması gereken yerleri de arsa parsel yatıp insanlara satmışlar. Biz bunun önüne ne kadar geçebilirsek, ama biz bunda önceki yapılan binaları da en azından deprem uzmanlarını getirerek bu depreme dayanıklı binalarını tekrar gözden geçireceğiz. 1000'in üzerinde mükerrer oy getirmiş, yazdırmış. Burada halkımızın iradesine el koymaya çalışıyorlar. Karakoçan'ın iradesine el koymaya çalışıyorlar. Avrupa'da yaşayıp da oyu burada olan bütün arkadaşlarımızı, İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da, başka şehirlerde yaşayan, üniversitede okuyan bütün insanlarımız oy günü mutlaka gelip oyunu kullansınlar. Çünkü halkın iradesini halka bıraksınlar. İrademizi başkasına teslim etmeyelim. Son olarak da şunu diyorum, bizim olanı almaya geliyoruz.